Sen ona inanırsın. Sen git önce başka tefsirleri de oku en iyisi. Sen en iyisi başka tefsirleri de oku. Bakalım inancında bir kımıldama olacak mı? Aha ben de okudum. Nerede Mehdi ya? Ya bir peygamber diğer peygamberi müjdeler. Allah'ın hukuku bu. Ama burada müjde falan yok Kur'an-ı Kerim'de. Müjdelerse Kur'an-ı Kerim müjdeleyecek bunu. Peygamber değil. Çünkü Tevrat müjdeliyor, İncil müjdeliyor, Kur'an müjdeleyecek. Diyecek ki en azından işte bir kardeşiniz daha gelecek. Sizin içinizden birini daha seçeceğim gibi bir şey söyleyecek. Yavaş modu falan ben açmasını bilmem. Bilsem de açmam zaten. Senin anlatacaklarını biz biliyoruz kardeşim. 2004 yılında bir tanesi bana geldi. Mehdi ile ilgili kitap yazmamı istedi. Parasıyla. Ben de o günlerde kötü durumdayım. Maddi yönden. Kabul ettim. Ha, o günlerde de ben de Mehdi ile ilgili fazla bir kafa yorduğum bir olay değildi. Yani inanıp inanmam arasında fazla kafa takmıyordum. Biz de çünkü gençliğimizden beri böyle bir Mehdi geleceği hikayesi dinler dururduk. İnandığımız anlar da oldu. Fakat önemsediğim bir şey değildi yani açıkçası. Ben kitabı yazdım. Ancak birisi kulağımı çekti. Bu kitabı dedi derhal iptal et. Niye diye sormaya gerek görmedim. Derhal dedi, böyle bir şey yok dedi. Ben kitabın şeklini değiştirdim. Mahşerin atlısı yaptım. Söz verdiğim adama da özür dilerim kardeş. Ben kitabı yazamıyorum dedim. Hatta bana da kızdı. Dolayısıyla bunu yazarken tabi o günlerde literatüre girdim. Mehdi ile ilgili geniş bir şey yaptım, böyle tarama yaptım internetten yazmadan önce. Sonra baktım Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Mehdi ile ilgili Kur'an alimlerin görüşlerini dinledim. Yani işte bu tefsir yazan günümüz alimlerinin. Onların da böyle bir şeyi kabul etmediklerini görünce, yani kabul etmedikleri derken Kur'an'da yok diye kabul etmiyorlar. Onlar da kafalarından değil. Yani böyle açık bir ayet, açık değil, kapalı bir ayet de yok. Onlara kendiler akılları sıra şey yüklüyorlar, o mütevatir ayetlerin içine. Mana yüklüyor ama Tekvir suresi mütevatir değil, çok açık bir ayet. Çok açık bir ayet, mesajlar gayet açık. Öyle arasından cımbızlayacak bir şey yok ki Mehdi ile ilgili. Zaten 7. ayete kadar zaten şeyden bahsediyor Allah. Son saatten bahsediyor. Yani dünyanın nasıl Allah kulluğu olacağını ve şeyini. Ondan sonra da nefslerin geri dirilip tekrar diriltecekleri kıyametten bahsediyor. Sorgudan bahsediyor. Devamında ve sonra Mekkeli müşriklerin peygambere deli saçması, hani deli dedikleri için onlar, hani Allah ayetleri önce söylüyor ki işte bugün geldiğinde buna deli diyorsunuz ya, görürsünüz babanızın damını der gibi, ondan sonra konuyu bu tarafa getiriyor. Bu da Mehdi gelecek veya ileride bir daha gelecek falan gibi bir çağrışım yapacak bir şey de yok yani. Yani evet. Faruk Cesur aynen öyle. Ayhan Ayaz. Namaz 3 vakittir. 5-2 rekat deniliyor. Kardeşim ya, Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit geçiyor.
Kim diyor üç vakit diye. Resulullah Efendimiz'in kılıç biçimi de şimdiki kıldığımız gibi. Zaten bu kesintisiz bir ibadet olduğu için yani unutulması mümkün değil. Peygamberimiz o dönemde nasıl kılındıysa zaten millet halen o şekilde kılıp geliyor. Kesintisiz ibadet. Yani arada bir yıl ara verilmedi ki bir yıl sonra acaba namaz nasıl kılınıyordu diye millet merak etsin. Her gün kılınan bir şey bu. Hem de yüzlerce camilerde. Peygamber döneminde nasıl kılınıyorsa halen kılınıp geliyor. Beş vakit olduğu Kur'an'da geçiyor zaten. Onun için bir şüphe yok. Yani üç rekat, rekatları zaten Peygamber Efendimiz'in bilgisi, tatbikatı yani. Evet. Ya öyle bir şüpheye gerek yok. Bence bu işte bazı kişilerin böyle kendi kendine yeni bir bilgi ortaya atıyormuş gibi bilgiçlik taslamalarıdır. Ben onda şüphe görmüyorum şahsen. Yani üç vakittir, beş vakittir, iki vakittir, iki rekattır falan diye. Ben bugünkü kılınan halim Resulullah döneminden beri yani zaten aynı zamanda görsel bir ibadet olduğu için geleneksel olarak geliyor. Zaten görsel bir ibadet. Evet. Bu sebeple değerli arkadaşlar, programı yine uzattık. Ciddi ciddi iki saat olmuş. Kim neye inanırsa inansın. Bu bizi pek ilgilendiren bir konu değil kardeşim. Kim neye inanıyorsa inansın. Ama Kur'an-ı Kerim'in iman ve itikat konusunda Kur'an'da olmayan bir şeye inanmak mecburiyeti. Hiçbir Müslümanın değil, bir de mecburiyeti bırak eğer inanmak daha tehlikeli. Yani Allah'ın haram kıldığını helal kılmak, helal kıldığını haram kılmak gibi Allah'ın iman edin dediklerine iman etmek, iman etmeyin dediği konularda da iman etmemek gerekir. Müslüman olmak bunu gerekir. Müslümanın başı Kur'an-ı Kerim'e bağlıdır. Ha, tarihi bilgiler, tarihi literatürler bunlar da zaten sağlıklı olanları var. Sağlıklı olanlar yine Kur'an'a dayalıdır. Sağlıklı olmayanlar da eğer hakkı davet ediyorsa, hakka çağırıyorsa doğrudur. Ama hakka çağırmıyorsa ona da inanmak zorunda değiliz. Öldüğümüzde Arapça sual olacağı söyle, doğruluk payı nedir? Ya Arapça falan bilmiyoruz. Orta dünyada herkesin anlayacağı dilden konuşulur. Benim inancım odur. Öyle Arapça konuşulacak, Türkçe konuşulacak diye bir şey yok. Allah'ın için diller birer ayettir. Allah her dili bilir. Yani ama bence de orada ayrı bir dil. Hepimiz onu bileceğiz yani. Belki de farklı bir dil. Bunlar kıyametin tam tarihini bile veriyor. Verirler, verirler, verirler. Kıyametin tarihini de verirler. Ya teker bir kere sapmayı görsün. Ondan sonrasını zaten şeytan halleder. Onunla kıyametin saatinde verirler. Efendim daha neler neler giderler. Evet. Yerde ve gökte ne varsa Kur'an-ı Kerim'de de vardır. O sonsuz bir okyanustur, inci dolu. Zahiri ve batıni anlamları vardır. Tekmin suresi hem ahiret Resulullah hem ahir zamanı hem Mehdi Aleyhisselam'ı bahseder. Tekmin mi takbir mi kardeşim? Hangisi? Tekbir suresi. Ya batıni anlam diye bir şey yok kardeşim. Sadece bazı ayetler müteşabih ayetlerdir. Bunları da yine kendi açıklıyor. Yani Kur'an-ı Kerim kendi kendini açıklayan bir kitaptır. Bunun da biraz ilmini bilmek gerekiyor tabii. Ama şu gerçek ki %80'i apaçıktır. Batıni manası diye bir şey yok. Batıni manası der der adam uydurur gider. Bizi cahil zannetmeyin ya. Yani aptal değiliz.
Kusura bakma, yıllardan beri aptallara inandırıldı bunlar. Ney batınî manası? Allah diyor ki ben apaçık yazdım bunu. Anlayasınız diye diyor. Sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Ya da senin besleyen kimse Allah'tan daha iyi mi biliyorum manalarını? Batınî mana neymiş? Tabii bir yalan uydurulacaksa böyle bir kılıfın içine sokacaklar önce. Oysa Allah'ın dediği de açık. Allah biliyor bunların böyle yapacağını zaten. Allah bildiği için peşin söylüyor her şeyi. Biz bunu apaçık yazdık anlayasınız diye, fikredersiniz diye, düşünürsünüz diye. Ve o bazı ayetler de kendi açıklıyor zaten. Bu ayet bilmem nerede açıklanıyordur. Tekbir suresinin şeyini ha biraz sonra açar izlerim ben. Baştan sona kadar. Tefsirini. Bakalım manası neymiş? Arka tarafta bir mana. Şimdi bakın önce bir yalan uyduracaksan önce apaçık ayete bir kılıf uyduracaksın. Nedir bu kılıf? Efendim bunun bir mana şeyi var. Batınî manası. Batın ne? Yani tasavvufçuların yıllardır insanlara yutturdukları bu batınî hesaplar ve bu batınîlik adı altında da olmadık fitneyi soktukları kaynaklar değil mi? Allah apaçık indirdim diyor kardeşim. Ben Allah'a inanırım size değil. Boş konuşuyorsunuz. Ben Allah'a inanırım. Tek tuttuğum dal o zaten. Allah ne diyorsa o doğrudur. Bitti. Bitti. Bu kadar basit. Bu kadar da rahat ve bu kadar da zor sorumluluk isteyen bir iş. Batınilik hikayesine Konfüçyüs'ün felsefesini sokmanın anlamı yok İslam dinine. Evet. Evet. İyi hatırlattın Mehmet Duru. Onlar da zaten o müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki o müteşabih ayetleri Allah yine kendi açıklıyor. Kimseye kölelik yapmayın diye diyor. Biz açıkladık diyor. Gerekçesi de bu. Onu biz açıkladık. Başkalarına köle olmayın diye. Yani birileri batınilik adı altında ayet açıklamış oluyor. İşte sen de gidip boynunu ona teslim ediyorsun. Kölesi oluyorsun yani. Olay o. Sen Erdem Bey kardeşim, sana son teklifim, sen Allah ne diyorsa onu iyi bir incele önce. O zaman anlarsın. Evet, bu gecelik de bu kadar yeter değerli arkadaşlar. 2,5 saat oluyor. Hepinize hayırlı ve bol, kazançlı bir gün diliyorum. Allah sabrımızı artırsın, imanımızı artırsın. Başka da tutunacak dalımız yok. Kur'an'ın ipine sıkı sarılalım topluca. Ve kendimiz Müslüman olarak tanıtalım. Biz Müslümanız elhamdülillah. Falan cemaat filan cemaatten değiliz. Falanın filanın da peşine gidecek değiliz. Birinde bir ilim varsa öğreniriz. Peşine gitmek değildir o. İlmi alırız, o da Allah'ın kitabına uygunsa onunla amel ederiz. Allah'ın kitabına uymuyorsa ne ona inanırız ne de onunla amel ederiz. Vesselam. Cümleten hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz.